Temmuz! Temmuz yapma! Yapma Temmuz! Yalvarırım yapma! Nasıl? Duyamadım. Temmuz beni öldür! Beni öldür, beni al! Gözünü seveyim yapma! Yapma Temmuz! Yapma! Yapma! Azat! Azat! Ramiz abi, sana söylemem gereken bir şey var. Biz çok kötü şeyler yaptık. Hiçbirini geri alamayız. Ama artık duralım. Çünkü artık iyi olmak için bir sebep var. Selma ile benim bir çocuğumuz olacak. Selma hamile. Biliyorum, hissediyorum. Bir kız Ramiz abi. Bizim bir kızımız olacak. Artık bırak bizi. Yalvarırım, kızımızı bize bağışla. Ben geldim canım, buradayım. Buradayım bak, geçti. Geçti. Geldi, iyiydi. Çok korktum. İyisin, tamam. Tamam, iyisin. Affet. Bebeğimizi zehirliyorum galiba. Affet. Yok. Yok, bir şey olmayacak. Bir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Bir sürü çocuğumuz olacak. Sevimli çocuğumuz olacak. Affet, ölürüm. Yok, yok, korkma. Korkma, ağlama. 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 Ezel! Ezel geliyor, Ezel! Geliyor, geliyor, geliyor. Bir şey olmayacak, bir şey olmayacak. Adını ne koyalım? Ha? Adını ne koyalım? Adı ne olsun? Tamam, bir isim söyle, bir isim söyle. Gitmesin! Gitmeyecek, gitmeyecek, bir isim söyle. Bir isim söyle. Uras olsun. Uras, Uras. Uras, Uras güzel isim ha. Tamam. Ama sana bir şey olmayacak. Duydun mu? Oğluma bir şey olmayacak. Oğluma bir şey olmayacak. Karıma da bir şey olmayacak. Tamam mı? Karıma da bir şey olmayacak. Anladın mı? Olmayacak. Yok. Yok. Yok, olmayacak. Olmayacak. Olacak mı karıma bir şey? Ha? Azat. Azat. Azat bana bak. Azat. Azat gözünü aç. Gözünü aç Azat. 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 Azat, tamam ben buradayım. Gel abi. Ben buradayım canım, yanındayım. Tamam. Gel. Tamam, yavaş. Yavaş, dikkat edin, dikkat edin. Orada bir şey var, yavaş. Gel abi, tamam. Tamam. Azat. Hadi abi, bırak canım. İşlerini yapsınlar. Canım, tamam. Yanındayım ben, tamam, yanındayım. Yanındayım.
Yanındayım. Abi. Bir geleceğim, abi. Ben de geleceğim. Abi. Çocuğum, çocuğum. Kenan yüzünden olmaz. Ali abi, tamam. İçeride iyi edecekler onu. Biz de burada bekleyeceğiz, tamam mı? Tamam mı Ali abi? Sakin ol. Buna bir şey olursa, o ikisine bir şey olursa, ben o zaman o Kenan olurum. Olurum ben o zaman o Kenan. Nedir? Görev tamam. Ne kadar tamam? Seyretmiş Temmuz. Kanlı olmuş bayağı. Çok. Sonra bayılmış Azat. Diğerleri? Onları da izlemiş. Ali ağlıyormuş. Ambulans gelene kadar kucağında tutmuş Azat'ı. Öfkeliymiş. Ezel o da başında beklemiş. Ne yapsın ki, yapacak bir şey yoktu. Ne gülüyorsun? Ne yapayım? Soruma cevap ver mesela. Niye gülüyorsun? Gülson'un da hedefleri tutturan adam ne yapar Kenan? Hem bir anlaşmaya sadık kalıp kimseyi öldürmeyen, hem de Ramiz'e zarar veren adam ne yapar? Ağlasın mı? Öyle bir yeteneği var mı? Kenan sen... Gencecik bir kızın bebeğini öldürdük Cengiz. Doğmamış bebeğini düşürttük. Bu kadar canavar mıydın sen? Farkında bile değilsin değil mi? Gülmen değil, iğrenmen gerekiyor kendinden. Sen iğreniyor musun kendinden? Ya Ramiz? Ramiz'i tuzağa... Senin yüzünden içeride kızım değil mi? Sen yaptın değil mi? Dayı, ha? Bir şey yapmadı, dur. Dedim sana, dedim sana. Kızımı koruyamazsın dedim sana. Dayı, onun bir suçu yok, dinle bir. Azat, Karaeski'nin yakınları siz misiniz? Azat Hanım'ın durumu iyi. Gözünüz aydın, bebek yaşayacak. Bebek mi? Heh. Bebek. Alıştırma mı yapıyorsun? Dayı çıktı mı Azat'ın yanından? Yok, hala yanında. Adam kalp krizi geçiriyordu Ali abi. Önce kızına bir şey oldu sandı. Sonra dede olacağını öğrendi. Bırak kalsın. Biz geçirmiyorduk sanki. Geçti Ali abi, geçti. Yakında buradan küçük kerpeteni mi izleyeceğiz? Ne acayip işler. Bir gün bile düşünmüştüm yok ha. Bir ailem olsun, ne bileyim, bir çocuğum olsun. Ama şimdi... Ne şimdi? O biraz sanki doğmuş. Ben de daha dün öğrenmemişim. Zaten görmüşüm. Basmışım bağrıma. Zaten benim çocuğummuş. Parçammış gibi. Ona babalık diyorlar Ali abi. Ben ne anlarım oğlum babalıktan? Ama... Ama o bir bulursam... Ona bir babalık yapacağım. O Kenan. O şerefsiz benim çocuğuma dokundu ya.
Ben onun anasını avrarım, yedi cellini, sülalesini. Dayı. Ben dinlemem dayımayı, ne yapayım ben dayıyı? Dayı, dayı. Azat uyandı. Seninle konuşacakmış. Daha sonra da ben konuşacağım seninle. Hadi. İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne yapayım? Doktor çağırayım mı? İyiyim Ali, iyiyim. Sakin ol. İyi, iyisin. İyisiniz, değil mi? Çok korktum Azat. Ben de. Çocuğu aldırdım diye korktum. Yaptın sandım. Düşündüm. Benden diye. Benim çocuğum diye. Bana benzeyecek diye. Benim çocukluğum gibi olacak diye korktum. Gittim doktora. Yattım o masaya. Orada anladım. Tam gideceği zaman. Ne çok istiyormuşum o zaman anladım. İstiyor musun? Benim çocuğumu. Emin misin? Benim şimdi bir ailem mi olacak? Baba olacağım bana. Erkek babası. Hadi uyu sen, tamam. Hadi uyu. Ben bekleyeceğim. Benim dışarıda ordu var. Ordu. Sen ne yapacaksın? Bekleyeceğim ben burada. Seni bekleyeceğim. Ali. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Kötü bir şey yapmayacaksın. İyi yapar mıyım? Babayım ben. Ali. Düşünme sen. Hadi bakalım. Küçük anne. Hem oğlumu uykusuz bırakma. Güzel gözler anne. Kapa bakayım gözünü. Kapa. Yum 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 yum. Soracağım sana. Hı, sor. Bir şey öğrendim Kenan'la ilgili. Hı. Onun bir... Ali! Sonra dayı, sonra işim var. Sonrası yok, kızımı koruyamadın. Hesap vereceksin bana. Hesap vereceksin. Seviyorlar dayı birbirlerini. Ben mi hesap vereceğim? Evet. Hesap soracağımız başka biri yok mu? Dayı Kenan'la anlaşma yapmış. Heh. İki taraftan da kan akmayacak diye. O yüzden Temmuz'a ateş etmedi Azat'ı. O yüzden öldürmedi onu. Bilerek geldi, değil mi? Hamile olduğunu biliyordu. Öyle geldi. Çocuğu öldürmek için. Seninle yaptığı anlaşmaya bağlı kalıp... Biz de aynısını yapacağız. Bebeğin yaşadığını bilmeyecekler. Biz de kan dökmeyeceğiz. Ama cevabımızı vereceğiz. Siz kimsiniz kardeş? Bak Ali, Ali, Kenan hata yapmanı bekliyor. Bu şekilde gidersen hata yapacaksın. Yapacağım. Yapacağım.
Hem de ne hata yapacağım? Ali! Ali! Dinlemez seni. Onun yerinde olsam ben de dinlemezdim. Yok dayı. Kenan'ın eline oynuyoruz böyle. Ali! Sen gün sonunu getir bana. 15 dakikam var. Siz de ortalığı toparlayın. Bir saniye. Akşam yemeği çıktı mı size? Önce karnınızı doyurun. Sonra yaparsınız. Hadi hadi. Abi şunu ne yapalım? Azat Hanım aramış gündüz alın diye. Yeni getirdi Mesut. Tamam ben hallederim. Azat nasıl? İyi. Tefo. Sana dediğim bir şey vardı. Yaptın mı onu? Hani çalış diye. Yaptım. Yanında mı? İyi korunuyor. İyi çalışmış dersine. Yanında elli koruma olmadan tuvalete gitmiyor. Boş anı var mı onu söyle. Abi herkes tamam mı? Dayı, Ezel. Tefo cevap. Var. Yarından sonra. O zaman yarından sonra... Geberteceğim o. Baba. Uyu kızım, uyu. Ben yanındayım. Uyu. Baba Ali'ye... Sonra konuşuruz Ali'ye. Ona bir şey olmasına izin verme baba. O koru onu. Arayacağım seni. Ne haber? İyi. Azat nasıl? Bebek? Atlattılar. Kontrol altında tutuyorlar şimdi. Tamam ben bir gidip bakayım. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor? Küs müyüz? Sence? Bence. Bence... Küsüz. Küs değiliz. Neyse ne. Umurumuzda değil. Ha umurumuzda biraz. Umurumuzdadır birazcık ya. Ha azıcık. Azıcık. Kız orada yatıyor sen ne yapıyorsun? Sevgilimi öpüyorum. Söyleyecek misin ne oldu? Yok bir şey. Sen bir şey diyecek misin? Ne diyeyim? Sor bir şey söyleyeyim. Öyle olmuyor işte. Öyle nasıl olmuyor işte? Olmuyor işte. Neyse ben bir Azat'a bakayım. Sen nereye? İş. Acil bir şey anlatırım sonra. Akıllı bir arkadaşım bana bizden önce neyle uğraşıyorsan ona geri dön demişti. Haklıydı. Benim tabii bir işim, namım, şöhretim var. Ben her yıl bir bağış günü düzenlerim mesela. Kimsesizler için. Bir vakfım var. Kaybe çalışmalara başlamıştı, ben de yap dedim. Onun için yarın 2'de bekliyoruz efendim. Şahaneymiş. Beğeneceğini tahmin etmiştim. Beğendim tabii ama öyle bekliyoruz falan yok. Ben yapacağım organizasyonu. Onu da düşündüm. Senindir. Ben ne yapacağım? Onu da düşünür mü?
Sen aslında çıkabilirsin Cengiz. Hatta çıkarken Hamide Hanım'a söyle, bize yiyecek bir şeyler hazırlasın. Biraz çalışırız değil mi? Çıkmadan karımla bir konuşabilir miyim? İznin olursa tabii. Eyşan yeter. Yeter, anladın mı? Gözümün önünde yeter. Bırak kolumu. Cengiz, bırak kolumu. Bak ayrılsak da tamam, birlikte değiliz ama sen hala benim karımsın. Böyle gözümün önünde... Kenan'la flört etmeyeyim mi? Tamam. Beklerim sen gidene kadar. Ne yapıyorsun ya? Niye yapıyorsun? Beni ne hale soktuğunu farkında değil misin Eyşan? İçim böyle kapkara. Eyşan yapma. Kenan da akıllı arkadaşım filan diyordu. Salak mısın Cengiz? Ben bozmuyorum sadece Kenan'ı. Bozayım mı? İster misin? Koysun mu bizi kapının önüne? Artık can var, can. Kendin düşünmüyorsa onu düşün. Çocuk gibi kinlenmiş bir de. Kızdın mı bana Ali'ye söyledim diye? Yok ki öyle bir şansın. Doktor kızmak, üzülmek, saç baş yolmak yok dedi. Öyle mi? Nerede ya? Gideyim bir teşekkür edeyim, hayatımı kurtarmış. Nasıl aranız Ali'yle peki? Onun çocuğunu istemiyorum sanmış. Evet, öyle sandı gerçekten. Görsen nasıl çöktü? Kaldıramadık bir daha. Şimdi görsen indiremezsin ama acayip mutlu. Konuştuk işte. Ben anlattım korkularımı. O anlattı düşüncelerini. Geçti bu arada. İnsan çok sevince böyle oluyormuş, geçiyormuş. Hani bir geyik vardır ya. Sevgi her şeyin üstesinden geliyor diye. Doğruymuş, geliyormuş. Ne oldu? Ya ben... duygulandım. Çok güzel. Yalancı. Başka bir şey var. Ne oluyor anlasana. Ben sana sırrımı söyledim. Ezel beni aldatıyor Eşan'la. Bundan sonrası bende. Hay hay. Kaya ilgileniyor zaten. Bağışlı konuşmayı da onda. Ev sahipliğini o yapar. Sen de konuklarla, ikramla falan ilgilenirsin. Aslında ben geçen yılların dosyalarını çıkarmıştım. Kalkma kalkma, ben getiririm. Heyecanlandım ya, duramıyorum yerimde. Çalışma odanda değil mi? Hı hı. Tamam. Geliyorum ben, sen uygun ortamı hazırla. Uygun ortam? Hayal gücüne bırakıyorum. Kadar varmış o Eşan. Hiçbir şey kaçmaz onun elinden. Ama Ezel öyle bir adam değil. Sana seviyorum deyip arkandan Eşan'la olacak adam değil Ezel. Gördüm onları birlikte. Başka bir şey vardır. Ezel seni aldatmaz, eminim ben, yapmaz. Gördüm diyorum Azat ya. Sarılıyorlardı. Daha geçenlerde geldi o kadın yanıma atölyeye. Yok işte Ezel artık onu sevmiyormuş, beni seviyormuş, vazgeçmiş. Kendi dedi ya. Eşan'a mı inandın sen de? Ezel'e inandım. Onu diyorum işte. Ne oluyor onu öğrensen. İkisine bir bak bir arada. Ne bileyim işte, ne oluyor öğren. Nasıl olacak o? Ne bileyim, buluyor onu. O kendini iyi gösterecek bir şeyler buluyor sonuçta. Sana gelip Ezel'le ol derken Ezel'e söyleyeceğini biliyordu. Bilmiyor muydu? İkinize de iyi görünmeye çalışıyor, gayet bariz.
Bir planı var yani. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ne diyorsun ya? O seni seviyor diye numaradan dedi sana. Vazgeçmedi Eşen Ezel'den. Peki sen? Sen bu kadar çabuk vazgeçecek misin Ezel'den? İngilizce mi çalışıyorsun? İkinci seviyemişim. Yani öyle demişti. Şebnem mi? Ulan Tefan. Tefan'ın bir suçu yok, o bir şey demedi. Kaya mı? Senin lafını dinliyorum. Eğir, Kaya, Kenan. Bu değil miydi sıra? Sence Kenan tam da böyle bir şey yapmanı beklemiyor mudur? Bana ne lan Kenan'ın ne beklediğinden? Tefo, bana bir saat ver, bir de mekan. Gerisini ben hallederim. Tefo! Yarın burada bir konuşma yapacak. Tevfik. E demesem şimdi gidecek vurduracak kendini, daha mı? Sahneye çıkmadan önce konuşmasının üstünden geçecek bir odada, tek başına. 5-10 dakikan var. Buna bir dakika yeter. Ali. Yalnız gitme. Sen ne yapacaksın? Benle gidip boğazlayacaksın mı yoksa beni ikna etmeye mi çalışacaksın? Good afternoon. Of. Öldürtecek kendini değil mi? Ne yapayım, gideyim mi peşinden? İzin vermez. Aramasını bekle. Bekleyeyim. Ne yapayım beklerken? İngilizce çalış. Barışalım mı? İki üstte değildik hani. Yani benim de bir iç dünyam var sonuçta. Gel gitlerim olabilir. Kadınım, küstüm. Barışmak istiyorum. Kabul mü? Ediyorum. Barışalım. Ama bir şartım var. Hayda. Ne şartı? Eyşan'la buluşalım. Anlamadım. Ya şimdi Azat'ı gördüm. Daha doğmamış çocuğu için nasıl üzgün. Ali dair perişan. Sizin bir çocuğunuz var Eyşan'la. Hem o kadın bizim barışmamıza vesile oldu. Ama sen benim yüzümden ondan uzak duruyorsun. İstemiyorum. Bade, o iş biraz karışık. Tamam, karışıksa çözelim yani. Bade. Bade deme ya. Tamam de. Ben de çok istediğimden değil. Bencil hissediyorum. Mutsuz oluyorum. Mutsuz mu olayım? Tamam. Annemleri çağırayım, orada görüşelim. Tamam. Öpüyorum. Çok korkuyorum. Kötü bir şey olmayacak. Olmayacak değil mi? Aç. Beni niye yedim? Alo, Şebnem. Alo. Şey, pardon, yanlışlıkla aramışım. Tevfik. Şebnem. Ben... Söyleme. Ne söyleyeceksen ben de. Ben de. Thank you.
Nasılsın Eşen? Rüyadır herhalde. Uyanınca ayrılacak mıyız yine? Ama rüyada güveniyor musun bana? Hayır. Öldürmek istiyordun beni. Hala istiyordum. Niye buradasın o zaman? Aşığım sana. Ne yapayım? Rüya işte. Küçücük bir ihtimal yok mu tekrar birlikte olmamız için? Şebnem şimdi burada seninle olduğumu bilseler... ben bir daha aldatamam o insanları. Bir daha satamam. Nasıl oldu Melia teyze? Seviyorsun değil mi Melia teyzeyi çok? İyi olsun istiyorum. Gidip geliyor musun görmeye? Can için. Can için geldiğimde uğruyorum. Şey için diyorum, Ezel'le karşılaşırsınız falan diye. Eşen bugün buluşmayı ben istedim. Çünkü sizin bir çocuğunuz var ve küs kalmanız doğru değil bence. Yani eğer benim yüzümden uzak kalıyorsanız, görüşmüyorsanız... görüşmeniz benim için problem değil. Onu söylemek istedim, tamam mı? Gerginlik yaratmayayım aranızda? Ne gerginliği? Yok gerginlik falan, onu diyorum işte. Sen gergin misin şimdi? Biraz. Hay Allah. Ben iyi bir şey yapmaya çalıştım aslında ama... Ezel seni de mi rahatsız ettim? Yok. Önemli değil. Ne bileyim. Sen de istersin herhalde Eşan'ı görmek. Eğer yani benden çekiniyorsan, bana söyleyemiyorsan... benim için bir sorun yok demek istedim. Görüşün. Eşan bara gelsin. Ne bileyim eve gelsin. Dışarıda görüşün. Yok canım o kadar. Ben tabii bilemem ne kadar görmek istiyorsun. Sadece benim için sorun olmadığını söylemek istedim o kadar, pardon. Tamam canım. Sen yapman gerekeni yaptın. Sağ ol, çok düşüncelisin. Hepimiz için, senin için... mutlu olmanı istiyorum. Çok şey yaşadın. Sorun istemiyorum artık. Tamam canım. Biz konuşuruz Eyşan'la. Ben anneme bir bakayım sonra çıkarız. Olur mu? Tamam. Eyşan. Başını kaldırabilirsin artık. Ezel gitti. Efendim? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum Eşan. Mağdur kadını oynuyorsun. İyi kalpli, fedakar kadın Eşan. Ne dediğini anlamıyorum. Ezel inanacak sana. Tekrar hayatını alacak seni. Senin ne olacak? Senin asıl derdin bu değil mi? Bade. Ezel'i görmek umurumda falan değil. Bak benden sana tavsiye. Ezel seninle mutlu. Kıymetini bil, köşene çekil. Ne olur ortalığı karıştırma. Yoksa sen zararlı çıkacaksın. İnan senin için söylüyorum. Görmüyor musun nasıl arada kalıyor Ezel? Ben onu bir kere yerim Eşan. Artık anladım seni. Ne diyeyim? Nasıl istersen. Thank you.
Neredesin oğlum Alo? Neyse. Evdeysen ses et, sana geliyorum. Yarınki baskını bir planlayalım. Sensiz şimdi... Neyse lan, geliyorum işte. Mert. Oğlum. Uyandırma. Korkuyor sonra. Süre verin dedi ama artık tamam. Geleceğim annem almaya. Meselesi. Badenin fikriydi, duydun. Ne olacak? Hatamı düzelteceğim. Söylemem gerekirdi. İçim içimi yiyordu zaten. Boşuna saklamışım. Söyle zaten. İş için görüşüyoruz neticede. Geç olmadan söyle. Niye öyle söyledin şimdi? Senin için. Belli ki iyi gidiyorsunuz Ezel. Sırla yalanla mahvetme ilişkini. Bunu bu kadar sık söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Sağ ol Yaşan. Var mı benden istediğin bir şey? Kenan iğrenç bir hamle yaptı. Biz de hazırlanıyoruz. Ne yapıyor şimdi? Aklında ne var? Söyleyebilirsen. Yarın bir bağış organizasyonu var. Niye yapıyor? Maksat ne? Basına iyi görünmece. Ben de orada olacağım ama ben ilgileniyorum organizasyonla. Gel istersen. Ha, ayarlayayım. Gel sen de. Görüşmek istemeyene bak. Ne oldu Eşan? Hemen vazgeçti. Planlar yapmaya başladın. Bade, bilmediğim bir şey var. Eyşan bana... Hala aşık. Onu mu diyecektin? Onu biliyorum. Bade, yanlış anladın. Aa, öyle mi? Ne yapacaksın? Yine tehdit mi edeceksin aşağıda yaptığın gibi? Ezel, söyle istersen artık. Boşu boşuna kalbi kırılıyor. Yine beni düşünüyor bak. Bade, bir dinler misin? Asıl sen dinle Ezel. Numara yapıyor, yalan söylüyor. Kötü bir niyeti yok. Ya ikili oynuyor. Daha ne kötülük arıyorsun? Bade, bir saniye dinler misin? Eyşan bana yardım etmeye çalışıyor. Hangi konuda? Eyşan benim düşmanımdan bana bilgi getiriyor. Hayatını tehlikeye atıyor benim için. Bana yardım etmek için. Söyleyemedim sana. Yanlış anlarsın diye korktum. Birkaç gündür görüşüyoruz iş için. Adam onun da düşmanı. Onun da kardeşini öldürdü. Eyşan'ın bizi kandırdığı falan yok Bade. Bana yardım etmeye çalışıyor sadece. O kadar. Biliyorum, önceden söylemem gerekir. Benim hatam. Şu bağış için de konuşalım ya. Çıkacağız, giyinmeyi misin? İstemiyorum, gitmeyeceğim.
Sen ne yapmak istiyorsun? Burada kalmak istiyorum. Eskisi gibi işte. Şebnem, biz ayrı taraflardayız. Senin tarafına geleyim. Sen benim tarafıma gel. Ayarlarım ben. Konuşurum ha? İstemiyorum. Gitmeyeceğim. Senle kalacağım. İstemezsen salonda yatarım ama gitmeyeceğim. Şebnem! 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 İki dakika dur. Dur. Ne biçim rüya bu? Hemen uyandık. Ben uyanmadım. Şebnem, 50 kere sattın beni. Sana yine de inanıyor muyum? İnanıyor musun? İnanmıyorum. Senin için o insanları tehlikeye atmayı bir daha göze alabilir miyim? Alamam. Seni Ali abinin karşısına çıkarabilir miyim? Yüzüm yok. Fark ediyor mu? Sensiz durabiliyor muyum? Duramıyorsun. Duramıyorum. Başımın belası. Duramıyorum. Ne yapacağız o zaman? Bir yolunu bulacağız. Ayrı duracağız biraz. Ama bir daha ayrılmayacağız. Ali! Yatak odası, yatak odası. Ali görürse birbirimizi vurur şeyler. Balkondaki yangın merdivenine. İnebilir misin? Hemen in. Bahadır, evdesin. Niye açmıyorsun ha telefonları? 50 kere aradık. El insan. İnsan bu kadar ya. Hoş geldin Ali abi. Abi bütün gün araştırdım ben bu bağ şeyini. Sonra şey... Bir dakika abi. Araştırdım bu yarınki bağış şeyini. Gel misin abi? Ne diyorsun oğlum? Ne zaman indireceğiz onu söyle. Ya tamam, söyleyeceğim. Söyleyeceğim de o iş biraz riskli. Önce onu diyeyim. Yemişim riskini miskimi Tefo. Çocuğumu öldürüyordu lan herifler. Durdum duracağım kadar. Taşıyacağım belalarına yeter. Tamam. Anladım, tamam abi, otur. Otur, anlatacağım. Tut şunu da. Alacağım bunu ha. Şimdi mekan şöyle bir yer. Plana gel, plana, benim ateş ettiğim kısma ya. Şimdi bu konuşma yapılacak salondu, kulisti, her yeri gezdim dolaştım. Olay şöyle olacak. Kaya her sabah yaptığı gibi Kenan'a uğrayacak. Eli kolu dosya dolu çıkacak. Ha, çıkarken de anasını arayacak. Baktım yaşlı bir anası var. Veda etsin anasına. Etsin. Olay başladıktan bir süre sonra Kaya salona gelecek. Basın görevlerine yalakalık yapacak önce. İyi görünecek yani. Koruma moruma yok. Fotoğraf falan çekinecek. Heh, orada sıkayım kafasına. Salonda, basının önünde.
Ali abi sen çok bilendin. Başına bir iş gelecek. Kaya'ya ben sıkayım mı? Kaya'yı ben vurayım. Oldu. Başka? Tamam anlat. Dinliyoruz. Bu bağışlar toplanmaya başlandığında bir konuşma yapacakmış Kaya. Konuşmacılara bir oda veriyorlar hazırlansınlar diye. Bu konuşmasının üstünden falan geçecek işte. Heh, orada sıkayım kafasına. Sık. Sıkayım mı lan? Sık. Yeridir, hakkıdır, orasıdır. Sık. Neye uğradığını anlamayacak. Bu çocuğum için. Ali abi hadi. Ali abi ne yapıyorsun hadi. Bu da Azat için. Orada yakalanıyoruz işte. Sen tabii böyle elini kolunu sallayarak giriyorsun içeri. Korumalar orada hiç benim gibi mandalina böyle yiyorlar. Ali abi öyle iş olur mu? Ne diyorsun oğlum? Adam gibi söyle. Bu işte benle misin, değil misin? Sen neyim? Öldürteceksin bizi ama ben... Sen neyim? Tamam. Burada görüşürüz o vakit. Bağış günü. Kan bağışı. Kalkma kalkma. Aferin koçum. Aferin. Çok mu şarttı şimdi şu bağış işi? Siz ne yapmamı isterdiniz Cengiz Bey? Plan yapmamızı, hazırlanmamızı, ne bileyim şöyle akıllı bir şeyler yapmamızı. Mesela? Cengiz. Şebnem. Ne yapıyorsun sen? Niye geldin? Niye geldim değil. Nereden geldim asıl? Nereden? Tevfik'in yanından. Onunlaydım bugün. Yanıma geldi. Unutmamış beni. Ben de unutmadım. Bir de itiraf mı ediyorsun? Hayır. Hep yaptığım şeyi yapıyorum. İspiyonluyorum. Neyi? Bir planları var. Yarın saldıracaklar. Ali birini öldürecek. Her şeyi duydum. İşte burada olacak. Kimi öldürecek? Kenan'ı mı? Hayır. Onu. Sincan. Sincan dur iki dakika. Şey dedin içeride. Tevfik'i unutamadım dedin. Ne yapacaksın ya? Öldürecek misin? Unutamadım işte. Unutamıyorum. Öldüreceksen de öldür. Unutamıyorum. Bir şey yapmayacağım. Soracağım sadece. Madem unutmadın, niye bir daha satıyorsun adamı? Ya git başımdan Cengiz. Anlamazsın sen. Ben anlamam. Şebnem, sana sırf bir kadını sevdim diye neler yaptığımı bir anlatsam var ya, hainliğinden utanırsın. Utanıyorum zaten. O zaman niye yapıyorsun? Nereden güveneceğim bana doğruyu söylediğine? Hı? Çünkü bir ihtimal varmış. Bilmiyordum. Beni istemez diyordum. Ama birlikte olmamız için bir şansımız varmış. Neymiş? Tevfik'in onlardan kurtulması. Onlar oldukça birlikte olamayacağız biz. O. Daha doğrusu Ali. Şimdi anlaşıldı. Ali Kaya'yı öldürmeden biz Ali'yi öldüreceğiz. Tevfik de sana kalacak. Öyle. Sen bilmezsin Cengiz. Tevfik çok sadıktır Ali abisine. Aşkından ölüyor olsa satmaz. Ancak Ali giderse, ancak o zaman kavuşabilirim ben Tevfik'ime. Bir adamın ölüm fermanını imzaladın Şebnem. Ne diyeyim? Sen gerçekten aşıksın. Thank you.
Bak sen. Demek seni öldürecekler Kaya. Evet. Öyle planlamışlar. Ali yapacakmış. Azada yaptığımızın intikamını alacak. Kimseye bırakmaz o tetiği Ali. Plan neymiş peki? Yarınki bağış organizasyonunu da yapacak. Basın? Bulmuşlar akıllarınca bir boşluk. Nasıl yapalım efendim? Neyi nasıl yapalım Kaya? Yani ne zaman durduralım? Durduracağımızı kim söyledi? Adamları eski suçlarından yakalatamadık. Bari şimdi işleyeceği suçtan yakalatalım. Seni basının önünde vuracak Kaya. Herhalde yakalarlar adamı. Hı hı. Geldik. Bade bırakmadı beni, Ezel'e getirdi. İyi. Yalnız kalma. Geleceğim zaten ben. Bir şeyim var. Bir işim var. Onu halledeyim, geleceğim. Ne alayım sana? Şey oluyor mu? Neydi onun adı? Aşure mi? Aşerme miydi? Karpuz falan çekiyor mu canım? Seni çekiyor, seni. Yani... Bir de bademli dondurma. Çabuk gel ama. Geleceğim, geleceğim. Merak etme. İyisin değil mi? Bir şey anlatacağım ama iyi oldun değil mi yani? Ezel'le mi ilgili? Anlat hadi anlat çabuk. Ya ben çok kötü patladım Azat. Ne oldu? Birlikte değillermiş ki. İş yapıyorlarmış yani. Eşan casusuymuş Ezel'in. Ne güzel işte, aldatmıyor yani seni. Ama öyle değil işte. Bunu öğrendiğimde bas bas bağırıyordum Eşan'a hala Ezel'e aşıksın diye. Annesinin evinde kadın hasta uyurken rezillik. Eşan'ın gerçek yüzünü göstereyim derken kendimi deli durumuna düşürdüm. Ezel'le aran? Ya işte. Sonuçta yalan söyledi o da. Gizli gizli buluştu Eşan'la. Mahcup yani. Ama ben de mahcubum, rezil oldum. Eşan'ı gör bir de. Fedakar kadın. Nasıl iyi, nasıl zarif. Azize olmuş gerçekten. Ama tuhaf. Nasıl tuhaf? Yani böyle nazik nazik gülüyor falan ama... Azat, ben korkuyorum galiba bu kadından. Nasıl başa çıkacağım onunla, koca kadın? Beceremedim de zaten, yüzüme gözüme bulaştırdım, rezil oldum. Bana göre değil ki böyle şeyler. Bence kaç canını kurtar. Belki de. Zaten yine buluşuyorlar. Bir bağış günü, hayır işi bir şey varmış. Eşan organize ediyormuş, birlikte gidiyorlar. Ciddi misin? Bulduk işte ne yapacağını. Ne yapacağım? Öncelikle saçlarını. Tamam ya. Kalk hadi kalk. Kalk, bağış gününe yetişeceksin hadi. Sen telafi etmek istemiyor musun? Ezel'den vaz mı geçeceksin? Tamam o zaman hadi. Biraz sakin olur musun lütfen? Başım döndü. Şebnem'in dediği gibi olacak her şey. Güveniyor muyuz biz ona? Kendim kadar. Adım adım biliyoruz planlarını. Şebnem hepsini duymuş, anlattı bana. Bana da bir anlatır mısın? Nasıl vuracaklar Kaya'yı? Önceden girmişlerdir bile içeri. Kaya Bey salona girdiğinde yerlerini almış, onu gözlüyor olacaklar. O basınla ilişkileri bir ele alacak önce. Ali çıkmasını bekleyecek.
Bilmiyor tabii. Biz de onları izliyor olacağız. Basın faslından sonra kulise geçecek Kaya Bey. Yalnız. Konuşmasının üzerinden geçecek. Onlar o sırada odaya doğru yaklaşıyor olacaklar. Koridorda tek bir koruma olacak. O da Ali'nin geçmesine izin verecek. Bilmedikleri şey, bir grup seçkin gazeteciye bağış öncesi röportaj sözü verdim. Yan odada. Ali'nin geldiği anı koruma bana haber vermiş olacak. Sonrasında Kaya Bey bir ses çıkarsa yeter. Ya çıkaramazsam? Ya girer girmez vurursa? Çelik yelek olacak herhalde içinde. Ama her ihtimale karşı kafana filan ateş ederse diye ona da bir plan yaptım. Korumalar tetikte olacak. Ali silahını doğrulttuğunda... Suikast içeride. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Cengiz! 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 Bu veda Ali Kırgız için gelsin. Eyşan. Ezel, geliyorsun değil mi? Çıkıyorum. Hazır mı aşkım? Hazır. Masanı da ayırdım. Yalnız mı geliyorsun? Yalnız geliyorum, evet. Uygun mudur? Fark etmez. Ben Kenan'layım nasılsa. İçeride bekliyor beni. Hazırım beyler. Çıkalım mı? Senin işin var Cengiz. Konuşmuştuk ya. Bir daha geçeyim mi üstünden? Canım, görev yerini terk etmişsin yine. Geliyorum, yoldayım. Benim çıkmam gerek ama. Bir dakika bekle ya, bir dakikacık. Tamam. Yetiştin mi? Nereye yetiştin mi? Olmaz. Olmaz. Gelemezsin ben de. Neden? Eyşan geliyor ama. Hadi iş için, o keyfimden değil. Doğru mu anlamışım? İş hayatında Eyşan'la olacaksın. Arta kalan zamanlarında benimle olacaksın. Canım, bilmediğin şeyler var. Bu benim düşmanım olan adam. Kenan. Çok tehlikeli bir adam. Nasıl korurum ben seni orada? Ya o adam Eyşan'a bir şey yaparsa? Eyşan'a bir şey yapmaz o. Benimle gelirsen Kenan'ı öğreneceksin, olmaz. Söylediğin kadar tehlikeli bir adamsa seninle gelmezsem de elinde sonunda öğrenecek. Her yerde birlikteyiz. Bir
Beni korumak istiyorsun. Tamam. Koruyacaksın da. Senin yanındayken bana bir şey olmaz ki. Ben korkmuyorum. Ya ben korkuyorsam? O zaman elini tutarım. Hatırlıyor musun bana ne demiştin? Şimdi elimi tut. Ama bırakırsan mahvolurum demiştin. Bak tuttum işte. Ama şimdi sen benim elimi bırakıp Eyşan'a gidersen o zaman ben mahvolurum. Tuvalete bile gitmeyeceksin. Hiç ayrılmayacaksın yanından. Bir saniye bile. Tamam, ben de onu diyorum işte. Hadi. Tevfik, neredesin? Çalışıyorum Şebnem, ne oldu? Hiç. Tevfik, ben seni çok seviyorum. Çok ama. Seninle birlikte olmak için her şeyi yaparım. Her şeyi. Senin için. Ben de Şebnem. Ben de yaparım. Bu masayı özellikle mi boş bıraktın Kenan? Yalnız kalalım diye mi? Ne senin olduğun her yerde yalnız Meyşan. Yanında kim olursa olsun senden başkasını görmüyor ki gözüm. Bu sözlerden etkilenmediğimi biliyorsun değil mi? Daha iyisi de olur, bekle. Ya, şuna ne dersin mesela? Sen biliyor muydun Ezel'in geleceğini? Tabii ki. Sorun olur mu? Şaşırdım sadece. Merak etme. İdare ederim ben. Ne yapacağız şimdi? Ezel'incek mi sonra? Yok. Masasına oturacağız. Özel Bayraktar, bu ne güzel sürpriz. Davetsiz misafirim. Masam yok, o yüzden size katılmamızda bir sakınca var mı? Tabii ki yok. Lütfen. Bade. İçin hayatım. Çok naziksiz. Nasılsın Eyşan? Heyecanlı. Muhteşem bir gün olacak. Öyle görünüyor. Anneciğim. Kaya, hayırdır oğlum, bu saatte aramazsın sen? Hiç. Bir sesini duyayım dedim. Anne, biliyorum hiç söylemedim. Şey diyemem. Seni çok seviyorum anneciğim. Anne.
Senin kadar insan sevmeyen bir adam nasıl yapabiliyor böyle organizasyonları? O kadar belli oluyor mu ya? Mesela şu gelen adam şu anda şurada şappadan aklı şüphelse bayram ederim valla. Mustafa Bey. Merhaba. Çok sevindim geldiğinize. Ben de çok sevindim. Ooo Ezel Bayraktar. Ben camiayı terk ettim sanıyordum. Sizi nerede bulup oyun oynayacağım sonra? Oyunda kimin arabalarını çarpacağım desene şuna. Hanımefendi. Merhaba. Ya ben sizi bir yerden tanıyorum. Şey televizyondan ama. Oyuncu şey kusura bakmayın çıkaracağım şimdi ama. Sayın Bakanım nasılsınız? Teşekkür ederim Ayşe. Sohbet ederim mutlaka. Yeni otelimizi merakla bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Nasıl bir gelir bekliyorsunuz bugün lan? Senin de bağış yapacağını düşünürsek 2 milyon kadar. Yok artık. Kenan'ın önceki bağış günleri ortalama 1 milyonla kapanmış Ezel. Ben davet listesini arttırdım. Kapalı zarf usulünü de kaldırdım. İşte işin içine isim ünvan girince 3 milyonu geçer diye bekliyoruz. İşin içinde sen varsan Eyşan, ben 5'i de beklerim. Senin anan parayla hep iyi olmuştur zaten değil mi Eyşan? Senin de fena değil Kenan, haksızlık etme kendine. Boşuna izin vermedim buraya oturmama. Bağışlardan sonra bakalım istersen. Ne güzel değil mi böyle medeni medeni konuşuyoruz. Güzel. Zaman zaman kendine sorduğun oluyor mu ben acaba yanlış yerde miyim diye? Bu adam benim daha mı bir dengim acaba? Sence? Hayat yeni başlangıçlara gebe. Yeni başlangıçlara içelim. Ha, bir de kimsesizlere. Senin de katılabileceğin bir konu açayım ha. Merak etme. Aramızda. Söz konusu. Bir masaları kontrol et lütfen. Özellikle 3 numarayla ilgilenirsen. Ceren Holding CEO'su. Ondan yüklü bir bağış bekliyorum bugün. Bize de bir şişe açabilir misin bu arada? Lemon Rush olsun. 1978 uygun mudur beyler? Sen.
Hazırsınız değil mi? Doğrudan ateş edin. Bana ateş ederse doğrudan ateş edin. Kameralar bir an sonrasını çeksin. Tamam mı? Tamam Kaya Bey. Sen burada, Kaya orada. Sen ne yapıyorsun asıl? Ya çıkacak şimdi. Git buradan Azat, git. Çocuğumuz olacak. Biliyorum. Ali, çocuğumuz olacak diyorum. Dinle beni, Ali. Ya biliyorum be, biliyorum. Ben niye buradayım? Ben niye bu herifi vurmaya çalışıyorum, öldürmeye çalışıyorum? Ben niye uğraşıyorum? Ben niye canımı tehlikeye atıyorum? Çocuğum için. Ben bunu biliyorum, ben başka bir şey bilmiyorum ki. Ben çocuğum için en iyi bildiğim şeyi yapıyorum. Şimdi bırak beni, gideceğim. Çocuğum için. Git buradan Azat. Birkan Holding'in hayır işlerine ayırdığı bütçe geçen yıla oranla %30 arttırıldı. Bağış organizasyonları... Nerede kalmıştı? Bağış organizasyonları bu oranın dışında tutuldu. Azat git. Çocuğum için git. Doğurmam bu çocuğu. Ne? Yemin ediyorum yaparım. İlk seferinde kalkıştım ama bu sefer yaparım Ali. Ben bu çocuğu yalnız büyütmeyeceğim. Ya kim dedi sana yalnız büyütecek? Öldürecekler seni. Görmüyor musun ya? Her taraf bomboş. Anlamıyor musun? Bu kadar kolay olabilir mi? Bir etrafına bak. Ben... çocuğu babasız büyütmeyeceğim. Ben daha fazlasını istiyorum. Ben çocuğunun intikamını alacak bir adam istemiyorum. Ben çocuğunu kucağına alacak bir adam istiyorum. Ya ben o çocuğu hapishaneye görüş gününe götürmek istemiyorum. Ben babasıyla parka götürmek istiyorum onu. Okula götürmek istiyorum. Mezuniyetine gidelim istiyorum. Bu çocuğun anasıyla babası yanında olsun istiyorum. Bu çocuk benim gibi büyümesin istiyorum. Azal. Sen... o adamı öldürmeye gidersen, ben bu çocuğu doğuramam. Bırakalım kötülükleri yanlarına kalsın. Ben kahraman istemiyorum ki. Ben çocuğuma baba istiyorum. Ben sadece çocuğuma baba istiyorum. Çocuğum babasız büyümesin istiyorum. Gel buraya. Gel. Gel canım hiç. Babasız büyütecek burası. Gel.
Bilirsiniz. Yapmadı. Gelmedi. Yok. Allah'ım. Dur kız dur, zıplama, bebeğim korkacak. Yolda anlattım ben ona, bir şey olmaz biliyor. Bir dakika ya. Ne oldu? Sen nereden biliyorsun? Benim burada kayayı vuracağımı nereden biliyordun sen? Ha. Kaya Bey değil mi? Evet, niye şaşırdın ki? Yok. Konuşma yapacakmış. Aynen. Değerli misafirler, bu manalı günümüzde aramızda olduğunuz için Birkan Holding ve Birkan Vakfı adına hepinize teşekkür ederim. Bağış miktarlarını ve yapanların isimlerini açıklamadan önce izninizle birkaç şey söylemek istiyorum. Önce kaldır başını, etrafına bir bak. Tanıdık bir yüz göreceksin. O gördüğün adam bir intihar komandosu. O gördüğün adam az sonra herkesin ortasında önce seni, sonra da kendini öldürecek. Artık bize müsaade. Bağışımı yaptım. Kendimi gösterdim. Sana hak verdim. Ne hakkı? Dediğin şey işte. Bugün burada bir daha düşündüm. Doğru tarafta mıyım diye. Öldürülmene Kenan mani olmayacak. Çünkü plan onundu. Kaya gidecek, yerine Cengiz gelecek. Eğir gitti, sıra sende. Hepsini bil, öyle öl istedim. Ezel. Kör! Neler yaptım ben senin için be?
neler yaptım senin için? Senin bütün yolsuzluklarını ben kapattım. Cinayetlerini, rüşvetlerini, çalıp çırptıklarını, hepsini ben kapattım. Sen kör herif, beni nasıl beni öldürtürsün sen? Nasıl öldürtürsün beni? O herife, hem de o herife. Kaya Bey'e özel şarap açılacak denildi. Sen bizden birini aldın, kan dökmeden. Biz de senden birini aldık, kan dökmeden. Nasıl? Anlaşmaya uygun mu? Ben tarafımı çoktan seçtim Kenan. Hamlemi de yaptım. Şimdi sıra sende. Saat işliyor. Gidip artık kendimiz gibi olalım. Numara mıydı hepsi bunlar? Hadi. Bir dakika bana, bir dakika müsaade eder misin? Hemen geleceğim. Tamam. Eyşan. Ne yaptığını gördüm. Senin kırmızı rujunla, topuklu ayakkabınla, Fransız şaraplarıyla yaptığın cilveleri. İstesem senden de iyisini yaparım. Ama ben o kız değilim. Zaten Ezel de o yüzden seni değil, beni seviyor. Ama bu akşam senin yaptıklarını yapacağım evde Ezel'e. Ve ilham verdin bana. Ha, gitmeden. Atölyede bana söylediklerini hatırlıyor musun? Şimdi bir bak bana. Nasıl görünüyorum? Nasıl konuşuyorum? O beğenmediğin oğlan çocuğu şimdi tam oradaki kapıdan Ezel'le çıkacak. Sen hiçbir şey yapamayacaksın. Çünkü Ezel benim. Seni. Ha? Şöyle Eyşan. Göster gerçek yüzünü, çekinme. Merak etme. Aramızda. Pardon. Ben bir daha iş yemeğine gitmem. Korktu mu? Yok. Benden soğuyor. O zaman sen de saçlarını aç. Ya yok. Yok yani. Kızma da abi. Böyle çok güzel işte. Beğenmedin mi? Doğal halimi beğeniyor. Onu daha çok beğeniyorum. Doğal halimi. Tevfik. Bugün çok zor bir iş yaptın. Şebnem oynadığın oyunun. Yaptım. Bana yaptığını ben de ona yaptım. Dediğin gibi yaptım. Önce seviyorum dedim. Sonra... Tamam, tamam. Tamam, geçti. Sağ ol. Bayılıyorum bu sokaklara. Bu atmosfer. Bu mimari. Kaltak! Ah! Kaltak! Kandırdın beni! Kandırdın! Bilmiyordum. Bilmiyordum. Sordu lan adam bana.
Güvenelim mi dedi. Güven dedim. Benim kadar güven dedim. Kenan'a dedim. Ne yapacağım ben şimdi ha? Ne yapacağım? İnandım. Tevfik'e inandım ben. Bir daha ayrılmayacağız dedi. Bana döndü sandım. He? Seni aldatmam içinmiş. Oyun oynadı bana. Sana söyleyeceğimi biliyordu. Tevfik. Beni sevmiyor Cengiz. Tevfik beni sevmiyor. Ali kızdın mı? Niye babama geldik şimdi? Ne yapacağız? Ali. Bekle görürsün. Babam anlaşma yapmış ya. Kan dökülmeden oldu işte. Kaya aradan çıktı, sen de bana kaldın. Bunun nesi kötü? Bakacağız, bekle. Azat bize biraz izin verir misin? Kaya meselesi kapandı. Şimdi sen çok dikkat edeceksin. Neden mi? Çünkü kızım karnında senin çocuğunu taşıyor. Bak sana daha önce söyledim, şimdi de söylüyorum. Bu ikisinin kılına zarar gelirse kardeş, seni şu iki elimle boğarım. Boğarım, anladın mı? Boğarım. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Ben seni ilk gördüm, hiç sevmedim. Hiç. Bu heriften beş paralık adam olmaz dedim. Kızım sevdi. Şartlar böyle. Gerçek bu. Geri dönüş yok. Şimdi bundan sonra adam olacaksın. Başka çare yok. Bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Bak ben sana bir iş verdim değil mi? Ha? Bu koltuğu vaat ettim sana. Bitti mi? Şimdi sen beni dinle. Ben hayatımın en büyük ayarını senden yedim. İki adamın önünde eğildim ben. Bir babam, bir de sen. Benim babam öldü. Benim senin önüne getirecek bir babam yok. Benim hayatta bir tane büyüğüm var, o da sensin. Madem sensin, madem kızın da seviyor beni, o zaman kabul et artık beni. Ben hayatım, namusum, şerefim, babamın üzerine yemin ediyorum, ben Azad'ı hep seveceğim, hep koruyacağım. Ama sen de kabul et artık ailene beni. Çünkü ben... Sen... Sen ne? Ne? Çünkü ben öyle bir başıma, anasız babasız, çiçeksiz çikolatasız, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Azad'ı senden istiyorum.